metalden plastiğe, cama, farklı sektörlerdeki geri dönüşüm faaliyetlerini ekranlara taşıyoruz. Bu hafta Ankara merkezli Çınar Atık Kağıt'a sizleri götürüyoruz. Atık kağıtların ekonomiye kazandırılması noktasında Altındağ Belediyesi ile işbirliği dahilinde yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmaları firmanın en yetkili ismiyle Eko Gündem'de konuşuyoruz. Yerel yönetimler bazında çevre duyarlılığıyla bakanlık nezdinde ödüle layık görülen Altındağ Belediyesi projelerde durdurak bilmiyor. Başkent Ankara'nın çevreci Altındağ Belediyesi'nin temizlik işleri müdürü Ali Şen ilk olarak çevreye bakış açılarını anlatıyor. Altındağ Belediyesi temizlik işleri müdürlüğü olarak normal evsel atıkları topluyoruz evlerden. Fakat tabii içlerinde geri dönüştürülebilir atıklarla beraber işte döküm sahasına gidip dökülüyor. Bu tabii gönül el vermiyor. Bir çevreye değer veren bir belediye olarak geri dönüştürülebilir atıkların da ayrı toplanması yönünde bir çalışma başlatalım istedik. Bunun doğrultusunda 2009 yılında atık yönetim planı hazırladık. Bu plan dahilinde işte Çınar Kağıt firması ortağımız, ÇEVKO ortağımız bunlarla beraber protokol çerçevesinde projeye başladık 2009 yılında. Diyor Ali Şen. Bu noktaya gelene dek verdikleri mücadeleyi özetliyor bir solukta. Anahtar kavram olarak da eğitimden söz ediyor. Bina görevlilerine eğitimler verdik. Onların eğitimlerini sağladık. Broşürler dağıttık, bildiriler dağıttık, kapılara bildiriler yapıştırdık. Tabii bu seviyeye gelmek kolay olmadı. O binalara kutular dağıttık, konteynerler bıraktık. İlçe sınırlarındaki 130 okulun öğrenci ve öğretmenlerine aşılanan çevre bilinci tiyatroyla pekiştiriliyor. Her bir öğrenciye çevre müfettişi sıfatıyla sorumluluk yükleniyor. Çevre Bakanlığı tarafından gönderilen bir tiyatro ekibi geldi bize. Çevre Çiçekleri tiyatro ekibi. Burada biz bir hafta boyunca 7500 tane 4. sınıf öğrencisine o tiyatro gösterisini sunduk. Aynı zamanda tiyatro gösterisinin eşliğinde eğitimler verdik. Eğitimlerin neticesinde de bu çocuklara birer çevre müfettişi kartı verdik. Çevre müfettişi vasfıyla bizi arayarak çevrelerinde gördükleri çevre problemlerini, sıkıntıları bize ilettiler. bin nüfusu Altındağ'da bir günde toplanan 460 bin ton çöpün 60 bin tonu geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarından oluşuyor. Bu noktada Altındağ Belediyesi adına ilçe sınırında çöplerin toplanmasında lisanslı kuruluş Çınar Atık Kağıt devreye giriyor. Çınar Kağıt Altındağ ilçemize adres olarak yani konum itibariyle en işlevsel, en yakın kuruluş, firma. 2009'da biz bu işe ilk başladığımızda bu Çınar Kağıt firmasıyla başladık. Faydalı da oldu. Bizim adımıza bu tesis yapıldı. İşte Altındağ Belediyesi adına bu tesis büyük bir tesis işletiliyor. Firmanın kurucu ortağı Kemal Şahin 2000'li yıllarda sektöre adım attığında henüz geri dönüşümün bu denli konuşulmadığını ifade ediyor. 2004 yılında ard arda çıkan yönetmeliklerle sektör ivme kazanıyor. İlçe sınırlarındaki atıklar bir plan dahilinde toplanıyor. Birincisi evsel atıklar, evlerden, konutlardan aldığımız atıklar var. Bunların konutların girişlerine bir bölgede yapıyoruz bu uygulamayı. Sepetler koyduk, içlerinde poşetleri var. Konutlarda duyarlı, eğitimle duyarlı hale gelen insanlar o sepetlere, poşetlerin içerisine ambalaj atıklarını, dönüşebilen atıklarını koyuyorlar. Belli periyotlarla biz onları toplayıp alıyoruz. İkinci yaptığımız evler, konutların bu uygulamaya uygun değilse sokaklara, caddelere konteynerler koyuyoruz. Onların da gördünüz aşağıda. O konteynerleri belli periyotlarla doldukça alıyoruz. Üçüncü olarak bütün kamu kurumlarına iç mekan kutuları koyduk. Dört kamyonetle gün boyu ring yapılıyor. Atıklar hızla tesise ulaştırılıyor. Ayda ortalama 1200 ton civarında atığı toplayıp ekonomimize kazandırıyoruz. Tabii bu daha gelişebilir. Kurucu ortak Kemal Şahin toplama ayırma tesisindeki işleyişe de değiniyor. Tesisimizin içerisinde
yine görüldüğü gibi 4 bölümden oluşuyor şu anda. Karışık ambalaj atıklarının ayrıştırıldığı bir bandımız var. Karışık olarak oraya gelen ambalaj atıkları orada ayrıştırılıyor. En karışık olanlar orada ayrıştırılıyor. Onun haricinde yoğunluklarına göre diyelim çoğunluğu karton olan, kağıt olan ambalaj atıkları, atıklar ayrı diğer depolarda ayrıştırılarak bunların tamamı her cinsi atıkların dönüşüm yapan fabrikalara göre presleniyor, balyalanıyor ve onlara satılıyor. Çınar Atık Kağıt kurucu ortağı Kemal Şahin sektörün geleceğine dair umutlarını paylaşarak sözlerini noktalıyor. 10 sene önce hurdacılık mantığıyla çok daha elverişsiz tesislerde bu işi yapıyorsak, şimdi çok daha modern tesislerde yapıyoruz. Daha duyarlı, eğitimler sayesinde halkımızın duyarlılığının çok arttığını ben görüyorum zaten. Gayretimiz de o yönde. İnşallah daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.